Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Doğru yanlış sorularımız var. 20 puan, 20 tane maddemiz var. Trajedi, komedi ve dramı karşılaştıracağımız bir sorumuz var. 15 puan. Yazar eser çalışmamız var. 5 puan. Biyografi ve otobiyografinin özelliklerini yazacağımız sorumuz var. 10 puan. Zarflarla ilgili bir sorumuz var. 10 puan. Fiillerin kiv ve kisine bakacağız. 10 puan. Fiillerin çatılarına bakacağız. Öznesine göre, nesnesine göre 10 puan. Ve bir dilekçe yazacağız. 20 puan. Arkadaşlar, notları açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Birinci soru. Aşağıda verilen bilgiler doğruysa karşısına D, yanlışsa karşısına Y yazınız. 20 puan, 20 maddemiz var. 1. Roman, olmuş ya da olması muhtemel olayları anlatan uzun yazılardır. Doğrudur arkadaşlar. Yaşanmış da olabilir, yaşanması mümkün olayları da anlatan uzun yazılardır. Romanlar doğrudur. 2. Romanda anlatıcı her zaman olayın kahramanlarındandır. Yanlıştır arkadaşlar. Kahraman bakış açısı varsa, yani ben anlatıcısı varsa, anlatıcımız kahraman olabilir. Onun dışında ilahi bakış açısında, gözlemci bakış açısında olayın kahramanı olmayabilir. Yani yanlıştır. 3. Romanda kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez. Yanlıştır arkadaşlar. Romanda kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilir. Çünkü uzun yazılardır. Çünkü detaylara ihtiyaç duyulan bir yazı türüdür roman. Yani yanlıştır. 4. Tiyatro eserlerinin olayları oluş halinde göstermesine dramatik örgü denir. Arkadaşlar, romanda olay örgüsü denir. Tiyatrolardaysa dramatik örgü denir. Yani doğrudur. 5. Tiyatro anlatmaya bağlı metinlerdendir. Yanlıştır. Tiyatro göstermeye bağlı metinlerdendir. 6. Tiyatronun M.Ö. 5. yüzyılda Babozumu Tanrısı Dionizos adına düzenlenen törenlerde ortaya çıktığı bilinmektedir. Doğrudur arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı yapmışız. Bu y küçük olacak arkadaşlar. Dikkat edelim. 7. Üç birlik kuralı olay, yer ve zaman birliğidir. Doğrudur arkadaşlar. Tek bir olay olacak. Tek bir yerde geçecek ve 24 saat içinde bitecek. Üç birlik kuralı üçünün de olması. Yani tek bir olay, tek yer ve tek bir zaman. Yani 24 saat içinde, tek bir günde bitmesi gerekiyor. Doğrudur. 8. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri otobiyografik bir romandır. Yanlıştır arkadaşlar. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanı biyografik bir romandır. Hocası Mustafa İnan'ı anlatmıştır. Otobiyografik değil, biyografik bir romandır. Yani yanlış. 9. Divan edebiyatına biyografi ile benzerlik gösteren türe tezkire denir. Doğrudur arkadaşlar. 10. Mektupta asıl anlatılmak istenenler sonuç bölümünde yer alır. Yanlıştır. Mektupta asıl anlatılmak istenenler gelişme bölümünde yer alır. Devam ediyoruz. 11. Günümüzde hemen her alanda mektubun yerine kullanılmaya başlanan e-posta bir iletişim aracı olarak hayatımıza girmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Mektubun yerini tutan bir tür olmuştur e-posta. 12. Edebi mektupların en önemli özelliği samimi bir dille yazılmalarıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Edebi mektupların en önemli özelliği süslü bir dille yazılmalarıdır. Özel mektuplar samimi bir dille yazılır. Edebi mektuplar halka açık olduğu için ve sanatçıların kendi aralarında yazdıkları mektuplar olduğu için samimi bir dil tercih edilmez. Tabi samimi bir dil de kullanılabilir, ancak en önemli özelliği samimi bir dille yazılmaları değil, özel mektuplar samimi dille yazılır. Yani yanlıştır. 13. Açık oturum bir başkan ve en az 3 konuşmacı ile yapılır. Doğrudur arkadaşlar. Bir başkan olmalı ve en az 3 konuşmacı olmalı. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. 14. Açık oturumda kazanan ve kaybeden taraflar vardır. Yanlıştır. Münazarada kazanan ve kaybeden taraflar vardır. Açık oturumda kazanan ve kaybeden yoktur. Yanlıştır. 15. Tutanakları kendi yorumlarımızı katarak tutmalıyız. Yanlıştır. Tutanaklar resmi yazılar olduğu için kendi yorumlarımızı katmıyoruz. Olayı olduğu gibi aktarıyoruz. Yani yanlıştır. 16. Günlükler üzerinde belli bir süre geçtikten sonra yazılır. Yanlıştır arkadaşlar. Günlükler günü gününe yazılır. Anılar belli bir süre geçtikten sonra yazılır. 17. Günlüklerde tarih sağ üst köşeye atılır. Doğrudur arkadaşlar. 18. Günlüklerde birinci kişide anlatım hakimdir. Doğrudur.
kendi yaşadıkları olayları anlattığı için, günü güne aktardığı için birinci kişide anlatım hakimdir. 19. İnternetin gelişmesiyle günlüklerin yerini bloglar almıştır. Doğrudur, günlüklerin yerine artık bloglar kullanılmaktadır. Tabi günlük tutanlar hala var, ancak internet üzerinden yapılan günlük tutulmasına da blog adı veriliyor. 20. Bloglara yorum yapılmaz. Yazar ile okuyucu arasında etkileşim yoktur. Yanlıştır. Bloglarda yorum yapılabilir. Yazar okuyucuya cevap verebilir. Yine okuyucu yazara yorum yapabilir. Yani yanlıştır. Evet, bu kısmı bitirdik. Diğer sorumuza geçiyoruz. Trajedi, komedi ve dramı karşılaştırınız. Trajedileri buraya yazacağız. Komediyi buraya yazacağız. Dramı da buraya yazacağız. 5 özellik yönünden bunları karşılaştıracağız. 1. 3 birlik kuralı. Trajedilerde 3 birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Yani tek bir olay, tek bir yerde geçecek ve aynı günde bitecek. Yani 24 saat. Komedilerde de 3 birlik kuralına uyulur. Ancak dramlarda 3 birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Konu. Trajedilerde konu olarak tarih ve mitoloji konuları işlenir. Komedilerde günlük yaşam işlenir. Dramlardaysa hem tarihi konular hem de günlük yaşam işlenir. Yani trajediler konularını tarih ve mitolojiden alır, komediler günlük yaşamdan alır. Dramsa hem tarihi konular işlenebilir dramlarda hem de günlük yaşam işlenebilir. Yaşamın hangi yönü? Trajediler yaşamın acıklı yönüne değinir, komediler gülünç yönüne değinir. Dram ise hem acıklı yönüne hem de gülünç yönüne yer verir. Trajedi ile komedinin birleşimi gibidir dram. Kişiler. Trajedilerde kişiler soyludur, komedilerde halktandır, dramlardaysa her kesimden insan konu edinebilir. Yani soylu insanlar da olabilir, halktan sıradan insanlar da olabilir. Acı veren olaylar trajedilerde sahnede canlandırılmaz, komedilerde canlandırılır, dramlarda da acı veren olaylar sahnede canlandırılır. Evet arkadaşlar, sorumuzu bitirdik. Aslında sizinle 3 tane soruyu çözdük. Trajedinin özelliği sorulursa şöyle dersiniz. 3 birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Konusunu tarih ve mitolojiden alır. Yaşamın acıklı yönüne değinir. Kişileri soylulardır. Tanrılar, tanrıçalardır. Acı veren olaylar da sahnede canlandırılmaz. Komedinin özelliklerini sorarsa 3 birlik kuralına uyma zorunludur. Günlük yaşam konu edinir. Gülünç, yaşamın gülünç yönüne değinir. Kişileri halktan insanlardır. Acı veren olaylar da sahnede canlandırılır. Dram sorusu gelirse 3 birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Konusunu tarih ve günlük yaşamdan alır. Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerine değinir. Kişileri her kesimden olabilir. Acı veren olaylar da sahnede canlandırılır diyebilirsiniz. Bir bizim sorumuz, bir de 3 tane soruyu çözmüş olduk. Yani toplamda 4 soruyu çözmüş olduk sadece bu soruda. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki yazarları eserleriyle eşleştiriniz. 5 tane yazarımız, 5 tane eserimiz var. 1. Alişir Nevai, 2. İbrahim Şinasi, 3. Namık Kemal, 4. Plutarkos, 5. Beşir Fuat. Eserlerimiz Vatan Yahu Silistre, Hayatlar, Mecalisün Nefais, Victor Hugo, Şair Evlerimiz. Alişir Nevai'nin eseri Mecalisün Nefais'tir. İlk tezkiremizdir. 1 diyoruz. İbrahim Şinasi, Şair Evlenmesi onun tiyatrosudur. Modern anlamda edebiyatımızdaki ilk tiyatrodur. Namık Kemal'in eseri Vatan Yahu Silistre'dir. Sahnelenen ilk tiyatrodur. Plutarkos, arkadaşlar eseri Hayatlar'dır. Bilinen ilk anıdır dünya edebiyatında. 5. Beşir Fuat, Beşir Fuat'ın eseri Victor Hugo adlı eserdir. Biyografik bir eserdir. Önemli bir eserdir, bilmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. 4. Biyografi ve otobiyografinin özelliklerini 5'er madde ile açıklayınız. Arkadaşlar biyografi ile ilgili 5 madde yazacağız. Otobiyografi ile ilgili 5 madde yazacağız. Toplam 10 puan gelecek burada. Biyografi ile başlayalım. Biyografinin ilk özelliği, biyografi ünlü bir kişinin başından geçen olayların ya da onun hayatının başkası tarafından aktarılmasıdır. İkinci özellik, biyografilerde nesnellik hakimdir. Üçüncü özellik, biyografilerde üçüncü kişiliği anlatım vardır. Çünkü başkasının başından geçen olaylar aktarılıyor. Üçüncü kişiliği anlatım vardır. Evet, o kişisi arkadaşlar. 4.
Biyografilerde dolaylı anlatım vardır çünkü başkasının başından geçen olayları aktardığımız için kendimiz yaşamıyoruz, başkalarından aktarıyoruz. Yani dolaylı bir anlatım söz konusudur. Beşinci madde, biyografilerde arkadaşlar belgeler önemlidir. Çünkü başkasının hayatını aktarıyorsak onunla ilgili bilgilere ulaşmamız lazım. Yani biyografiler için belgeler önemlidir. Evet, biyografileri bitirdik. Şimdi otobiyografinin özelliklerini yazalım. Birinci madde, ünlü bir kişinin başından geçen olayların kendisi tarafından yazılması otobiyografiyi oluşturur. İkinci madde, otobiyografilerde yer yer öznelik vardır. Çünkü kişi kendisini anlattığı için tamamıyla nesnel davranamaz. Bu yüzden yer yer öznelik vardır. Üçüncü madde, otobiyografilerde birinci kişili anlatım vardır. Çünkü kişi kendi hayatını anlattığı için birinci kişili anlatım, yani ben anlatıcısı vardır. Dördüncü madde, otobiyografilerde doğrudan anlatım vardır. Çünkü kişi kendi yaşadıklarını doğrudan aktarıyor. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, ben burada doğdum diyor. Bu yüzden doğrudan anlatım vardır. Beşinci madde, otobiyografilerde bellek önemlidir. Yani hafıza önemlidir. Yani kişinin kendi yaşadıklarını hatırlaması önemlidir. Biyografilerde belgeler, otobiyografilerde bellek yani hafıza önemlidir. Bu sorumuzu da bitirdik. Aslında burada da yine iki soru sormuşuz. Yani biyografi ile otobiyografiyi karşılaştırın derse karşılaştırabiliriz. Biyografi, ünlü bir kişinin başından geçen olayların başka birisi tarafından aktarılmasıdır. Otobiyografide ise kişinin kendisini anlatmasıdır. Biyografilerde nesnellik, otobiyografilerde öznellik vardır. Biyografilerde üçüncü kişili anlatım vardır. Otobiyografilerde birinci kişili anlatım vardır. Biyografilerde dolaylı anlatım varken otobiyografilerde doğrudan anlatım vardır. Biyografilerde belgeler önemlidir. Otobiyografilerde bellek yani hafıza önemlidir. Aslında iki soru çözmüş olduk. Devam edelim. 5. Aşağıdaki parçada geçen zarfları bularak çeşitlerini yazınız. Arkadaşlar zarfları 5'e ayırıyoruz. Durum zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, miktar zarfları ve soru zarfları olmak üzere. 10 tane zarfımız var. Onları bulalım. İlk cümleyi okuyoruz. Bugün çok rahat uyumuştum. Arkadaşlar ne zaman uyumuştum? Bugün uyumuştum. Burası zaman zarfı. Daha sonra hepsini düzenleyeceğim arkadaşlar. Nasıl uyumuştum? Rahat uyumuştum. Burası durum zarfı. Ne kadar rahat? Çok rahat. Burası da miktar zarfı olacak. Yani bugün zaman zarfı, çok miktar zarfı ya da derecelendirme zarfı da diyebiliriz. Rahat ise durum zarfı olacak. Vücudum artık beni yönetmiyordu. Ne zaman yönetmiyordu? Artık yönetmiyordu. Burada da bir zaman zarfı vardır. Dışarı çıkacaktım. Nereye çıkacaktım? Dışarı çıkacaktım. Burada yer yön zarfı vardır. Havanın serinliği yüzümü yumuşacık okşuyordu. Nasıl okşuyordu? Yumuşacık okşuyordu. Fiile sorduk. Bu bir durum zarfıdır. Önüme gelen insanlara selam veriyor. Etrafa gülücükler saçıyordum. Arkadaşlar bu cümlelerde herhangi bir zarf görünmüyor. Birden karşıma bir dilenci çıktı. Nasıl çıktı? Birden çıktı. Yani aniden çıktı. Yani zaman zarfı. Neden bu kadar mutlusun dedi. Neden soru zarfıdır arkadaşlar. Soru zarfı diyeceğiz. Nedenini bilmiyordum. Buradaki soru zarfı değildir. Dikkat edelim. Adamı takmadan yoluma devam ettim. Nasıl devam ettim? Takmadan devam ettim. Burası da durum zarfı olacak. Bundan sonra hiç kimse iyi olmamı engelleyemez. Ne zaman engelleyemez? Bundan sonra burası zaman zarfıdır. Nasıl olmamı? Fiilimsiye de soru sorabiliriz arkadaşlar. İyi olmamı? Burası da durum zarfıdır. Hemen düzenliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini yazdım. Bugün zaman zarfı, çok miktar zarfı, artık zaman zarfı, dışarı yer yön zarfı, yumuşacık durum zarfı, birden zaman zarfı, neden soru zarfı, takmadan durum zarfı, bundan sonra zaman zarfı, iyi durum zarfı olacak. Bu da 10 puanlık bir soruydu. Devam ediyoruz. 6. soru, aşağıdaki fiillerin karşısına kip ve kişisini yazınız. Arkadaşlar hangi kipteyse onu yazacağız. Haber kiplerindeyse hangi haber kipi, dile kiplerindeyse hangi dile kipi ve kişisini yazacağız. A. Çabuk eve dön. Dön burada emir kipiyle çekimlenmiş. Sen dön yani ikinci tekil kişi. B. Yarın pikniğe gideceğiz.
Gideceğiz arkadaşlar, biz gideceğiz. Yani ikisi birinci çoğul kişidir. Gideceğiz, ecek var, gelecek zamana göre çekimlenmiştir. Yani kipi gelecek zamandır. Evet, gelecek zamana ve birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir. C. Size dokunaklı bir yazı yazarım birazdan. Yazarım, ben yazarım. Kişisi birinci tekil kişidir. Yazar er var burada, geniş zamana göre çekimlenmiştir. Yani kipi geniş zamandır. Kişisi de birinci tekil kişidir. D. Kendine güvenip şarkı söylemiş sınıfta. Söylemiş burada fiilimizdir. Söylemiş. Kim söylemiş? O söylemiş. Kişisi üçüncü tekil kişidir. Söylemiş duyulan geçmiş zamandır ya da öğrenilen geçmiş zaman da diyebiliriz. E. Sözlerim sizi incitmiş olmalı. Olmalı gerekli kipine göre çekimlenmiştir. Ne olmalı? O olmalı. Yani üçüncü tekil kişi ve gereklilik kipi olacak. Evet arkadaşlar, fiilleri kip ve kişisine göre çekimledik. Diğer sorumuza geçiyoruz. 7. Aşağıdaki fiillerin çatılarını bularak karşılarına yazınız. Arkadaşlar öznesine göre etken, edilgen, dönüşlü ve işleş olarak bakacağız. Nesnesine göre geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olarak bakacağız. A. Çerçeveyi iki pence arasındaki duvara çaktı. Çaktı, yükle. Kim çaktı? O çaktı arkadaşlar. Kişimiz budur, odur. Yani öznesine göre etkendir. Neyi çaktı ya da çaktının önüne onu getirebiliyor muyuz? Onu çaktı diyebiliriz. Yani çerçeveyi çaktı. Nesnesi vardır. RT trekleri yok. Bu yüzden nesnesine göre de geçişli bir fiildir. Yani etken ve geçişli diyeceğiz. B. Bu kitap yeterince okunmamış. Okunmamış burada yüklemimizdir. Okunmamış olan ne? Bu kitap. Arkadaşlar kitap kendi kendine mi okunuyor? Hayır, başkası tarafından. Demek ki edilgen çatılı bir fiildir. Edilgen çatılı bir fiil varsa kesinlikle nesnesine göre geçişsizdir. Ki onu okunmamış diyemezsiniz ya da neyi okunmamış sorularına cevap vermez. Bu yüzden edilgen çatılı fiillerin hepsi geçişsizdir. Bunu bilmenizde fayda var. C. Bebeğe bugün aşı yaptırdık. Öznesine göre bakalım. Yaptırdık. Kim? Biz yaptırdık. Öznesi gerçek bir öznedir. Yani etken çatılıdır. Nesnesine göre bakalım. Onu yap diyebiliyoruz. Onu yaptır da diyebiliyoruz. Demek ki ettirgen bir fiildir. Yani öznesine göre etken, nesnesine göre ettirgen bir fiildir. D. Sabahın erken saatinde kuşlar ötüşüyordu. Ötüşüyordu yüklemimiz. Ötüşen ne? Kuşlar. Arkadaşlar ş ekimiz var. Kuşlar birden fazla kişidir. Ve iş birlikte yapılıyor. Bu yüzden işleş çatılı bir fiildir. Onu ötüşüyor diyemiyoruz ya da neyi ötüşüyordu? Bir cevabımız yok. İşleş çatılıdır. Nesnesine göre de geçişsizdir. Yani işleş ve geçişsiz diyeceğiz. E. Kardeşim yarın bu şehirden ayrılacak. Arkadaşlar ayrılacak. L çatı ekimiz vardır. İşi yapan kim? Kardeşimdir. İşten etkilenen kim? Yine kardeşimdir. Yani dönüşlü çatılıdır. Onu ayrılacak diyemiyoruz. Dönüşlü ve geçişsiz diyeceğiz. Evet, bu sorumuzu da bitirdik. Son sorumuza geçiyoruz. 8. Matematik sınavına sağlık sorunlarınızdan dolayı katılmadığınızı, bu yüzden mazeret sınavına girme isteğinizi okul idaresine bildiren bir dilekçe örneğini aşağıya yazınız. Arkadaşlar ben bir dilekçe örneği yazacağım ve nasıl yapmanız gerektiğini o dilekçenin üzerinde anlatacağım. Çok fazla zamanınız gitmesin diye hemen yazıyorum, sonra üzerinde açıklama yapacağım. Evet arkadaşlar, dilekçeyi yazdım. Şöyle önce bir başlığımızı atacağız. Gül Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne dedik, Isparta. Arkadaşlar burada kesinlikle bir kesme işareti kullanmıyorsunuz. Kurum ve kuruluş adlarında kesme işareti olmaz. Yani bu şekilde doğru olacak. Önce kendimizi kısa bir şekilde tanıtıyoruz. Okulunuzun 9A sınıfı 143 numaralı öğrencisiyim diyoruz. Kendimizi tanıttık. 3-6-2022 tarihinde yapılan matematik sınavına sağlık sorunlarından dolayı katılamadım. Burada sorunumuzu dile getirecek. Sonra ne yapmak istediğimizi yazacağız. Yapılacak olan mazeret sınavına katılmak istiyorum. Bildirdik. Raporum ekte sunulmuştur ki ek kısmında verdik bunu. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Dikkat edelim, arz ederim yazıyoruz. Eğer biz bir müdürsek ve müdür yardımcısına ya da bir öğretmene yazıyorsak rica ederim yazarız. Ama eğer üst makama yazıyorsak arz ederim yazmamız gerekiyor.
Sonra arkadaşlar burada boşluk bırakıyoruz. Adresi yazıyoruz. Adresimizi bu şekilde yazabiliriz. Burada da ek 1 var. Sağlık raporumuzu ekte sunduğumuzu söylemiştik. Çünkü mazeret sınavına girebilmemiz için mazeretimizin olması lazım. Bu da geçerli bir mazeretin olması lazım. Yani sağlık raporu olması gerekiyor. Sonra adımızı soyadımızı yazıyoruz. Tarihi yazıyoruz. Üste de imzamızı atıyoruz. Rastgele bir imza atıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir dilekçe yazmamız gerekiyor. Başlığa dikkat ediyoruz. Daha sonra sorunlarımızı dile getiriyoruz. Buradaki hizaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Adres kısmı da bu hizada olması gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.